Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Canon'un en gelişmiş DSLR fotoğraf makinesi olan Canon 1DX Mark III'ü inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, bu sefer 1DX Mark III'ün hatırına dışarı çıkalım dedik, güzel bir çekim yapalım dedik. Bugün Emre sağ olsun bana yardımcı oluyor, ona çok teşekkür ediyorum bu çekimi yaptığı için. Bugün dediğimiz gibi dışarıdayız, 1DX Mark III'ü biraz dışarıda deneyeceğiz. Ancak şu anda bu makine daha henüz satışa çıkmadığı için ne yazık ki örnek fotoğraf veya video fazla koyamayacağım. Çünkü çektiğiniz RAW görseller şu anda Photoshop'ta ya da Lightroom'da açılmıyor. Bunun için satışa çıkılması ve sonrasında da Adobe'un bununla ilgili bir güncelleme yayınlaması gerekiyor ki sonrasında bunları inceleyelim. Ben de bu makinenin özellikle 1DX Mark II'ye göre dinamik aralığını ve vermiş olduğu netliği vesairesini gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle RAW fotoğraflarda. Ancak dediğimiz gibi ne yazık ki bugün onlara bakamayacağız. JPEG'ler üzerinden ilerleyeceğiz. Makinenin genel olarak ana hatlarına baktığımız zaman 1DX Mark II ile aslında neredeyse fazla bir değişiklik yokmuş gibi gözükebilir. Yüzden farklı yeni değişiklik var. Bunların hepsini zaten şu anda böyle ekrana koyacağım ve çekeceğim. Oradan durdurup bakabilirsiniz. Hepsinden bahsetmeyeceğim çünkü çok böyle ıvır zıvır şeyler de var. Ancak işin detayına indiğimiz zaman burada makinenin kalbinde Digit X adı verilen yeni bir işlemci var arkadaşlar. Aslında her şeyi, bu makinenin bütün hızını Digit X işlemcisine borçluyuz. Bu makine daha önceki versiyonuyla, yani 1DX Mark II ile aynı megapiksel oranına sahip. Aslında en çok eleştirilen noktalarından biri bu oldu bu makinenin. Bununla ilgili olarak size şu örneği vermek istiyorum. Bu makine profesyonel fotoğrafçılar için üretilmiş bir makine ve bu tarz kişilerin megapiksele ihtiyacı yok arkadaşlar. Bu kişilerin anı kaçırmaması lazım. Yani kimlerden bahsediyoruz? Magazin muhabirleri, spor muhabirleri. Bu tarz kişilerin anı kaçırma lüksleri yok. Bu tarz durumlarda bu insanlar zaten aslında RAW da çekmiyor, JPEG çekip anında bu fotoğrafları daha da ufaltarak, yani 20 megapiksele bile ihtiyaçları olmuyor genelde. Bu tarz durumlarda çekimlerini hemen yapıyorlar ve hemen ajanslara yolluyorlar. Çünkü artık günümüz hız devri arkadaşlar, biliyorsunuz. Ne kadar hızlı bir şekilde bu fotoğraflar ajansa ya da işte başka yerlere iletilirse o haber o kanalda ya da o şeyde çok daha hızlı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Buradaki esas önemimiz bu. Bunlara ek olarak yine hem ISO'sunda hem dinamik aralığında çok ciddi değişiklikler olduğu yine söyleniyor. Ama dinamik aralık kısmına ne yazık ki şu anda bakamıyoruz. Abi nasıl güneş çıktı, bu ne ya? Ben yaptığımı ona kadar yükselttim. Kör oldum ya. Böyle bakıyorum yani. Abi yani şaka gibi en nefret ettiğim şey işte bu ya. Şey kapanıyor. O zaman baştan çekmemiz gerekir ama ya. Bir anda gözlük takmak da olmaz ki. Evet, ISO'da da gelişmeler olduğunu söylemiştik. Burada tabii ki Digit X işlemcisinin gerçekten çok büyük bir önemi var. Bunlara ek olarak artık 1DX Mark III ile beraber hayatımıza HEV formatı da geldi. Biliyorsunuz HEV formatı aslında şu anda halihazırda Apple telefonlar tarafından kullanılıyor. HEV formatından kısaca bu videoda da bahsedeceğim. Şimdi HEV formatına baktığımız zaman bir şu anda halihazırda biliyorsunuz bir JPEG formatımız var. Tüm makinelerde zaten bu format var. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 92 yılından beri JPEG formatı hayatımızdaydı. JPEG formatı bizlere sadece 8 bitlik görüntüyü sağlıyordu arkadaşlar. Ancak HEV'e geldiğimiz zaman 10 bitlik bir renk derinliğinde bizlere sağlıyor. Burada 8 ila 10 bit arasındaki farkı şöyle size özetleyebilirim. Baktığınız zaman 8 bit 16 milyon renkti arkadaşlar. Ancak işi 10 bite taşıdığınız zaman burada renk derinliğimiz de 1 milyar renge kadar yükseliyor ki burada gerçekten çok ciddi bir fark var. Tabii ki HEV'in farkı sadece 8 bit 10 bit değil. Bunların dışında fazla diğer özellikler de var ama dediğim gibi bu videoda buna daha fazla değinmeyeceğim. Bunların detaylarını başka videoda anlattım zaten sizler için. Evet, bu Digit X'in demin söylediğimiz gibi ISO performansına etkisi gerçekten çok başarılıydı. Normalde 1DX Mark II'ye baktığımız zaman 100 ile 51.200 arasında bir ISO dengemiz vardı. Ancak burada bu makineye geldiğimiz zaman burada bu denge artık 51.200'den 102.400'e kadar çıkmış. Ve yükseltildiği zaman ise yanlış hatırlamıyorsam 800 küsürlere kadar gidiyor ki gerçekten iddialı bir ISO performansı var bu makinenin. Evet, makinada bir sürü özellik değişti dedik, bir sürü yenilik geldi dedik. Bunların aslında en önemlilerinden bir tanesi de hem işlemcisinin, yani Digit X'e çıkmasının, hem de aynı zamanda sensörünün yenilenmesi. Megapiksel sayısı eski makineyle aynı olmasına rağmen tamamıyla yenilenmiş bir sensör var arkadaşlar. Ve aynı zamanda bunlara ek olarak da low pass filtresinin de artık çok özel bir yapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum. Eskiden 4 noktalı bir sistem varken artık şimdi 16 noktalı bir low pass filtre teknolojisine geçildi. Ve bu low pass filtre biliyorsunuz olmadığı zaman fotoğraflar aslında daha keskin oluyor ama orada bize ne tarz bir sıkıntı veriyordu? Özellikle pötikare desenli çekimler yaptığınız zaman böyle bir harelenme, moire etkisi veriyordu. Ancak bu makinede
Herhangi bir şekilde böyle bir problem yok ve 16 noktadan tamamıyla yenilenmiş bir low pass filtre teknolojisiyle beraber fotoğraflarımız çok daha keskin bir şekilde çıkıyor. Evet, şimdi ise biraz hız performansından bahsetmek istiyorum sizlere. Canon'un en hızlı fotoğraf makinesi arkadaşlar ve aynı zamanda piyasada bulunan en hızlı DSLR fotoğraf makinesi Canon 1DX Mark III. Saniyede tam 16 kareyi bizlere sağlıyor. Eğer canlı izleme yani live view modunu açarsanız burada ise saniyede tam 20 kareye kadar çekim yapabiliyoruz arkadaşlar ki gerçekten inanılmaz bir hız olduğunu söylemek istiyorum size. Bu makine tam bir hız makinesi. Şimdi isterseniz gelin size bir sesini dinleteyim bu makinenin. Nasıl bir sesi var onu size göstereyim. Şu anda burada yapmamız gereken şey buradaki drive moduna alıp buradan yüksek hızlı seri çekim moduna alıyorum arkadaşlar. Şöyle mikrofona doğru bir tutalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir hız. Makinemizde artık çok yeni bir kart sistemi var. Bu kart sistemi şurada da göstereyim sizlere. Seafest Express olarak geçiyor. Şöyle bir kart. Daha öncesinde C500 Mark II modelinde tanıtılmıştı bu kart. Aynı zamanda 1DX Mark III modelinde de bizlere sunuldu. Bu kartın özelliği çok hızlı yazması ve aynı zamanda yine DigitX ile beraber hiç durmadan RAW olarak 1000 kare fotoğraf çekebiliyor arkadaşlar. Gerçekten piyasada bulunan en çılgın makinalardan bir tanesinin olduğunu söylemek istiyorum 1DX Mark III'ün. Evet, makinamızın hızından bahsettik. Şimdi de sırada AF noktaları ve AF performansı var. Makinamızın AF noktalarına geldiğimiz zaman tam 191 adet netleme noktamız var. Biliyorsunuz Canon'un aslında en çok eleştirilen noktalarından bir tanesiydi bu. Her zaman işte bir önceki modele baktığımız zaman 61 adet netleme noktası vardı. Bunların 41 tanesi cross type'tı. Artık Canon 1DX Mark III'te yaklaşık olarak 191 adet netleme noktası var ve bunların 151 tanesi cross type olarak bizlere sunulmuş. Gerçekten burada inanılmaz büyük bir gelişim olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Extender kullandığımız zaman biliyorsunuz, örnek veriyorum şu anda, 600 milim bir lens f4 normalde. Arkasına 2x bir extender taktığımız zaman burada diyafram değerimiz 4'ten 8'e yükseliyor. Böyle bir durumda ne oluyor? Normalde eski seri makinalarda odaklama yapamıyorduk. Ancak Canon 1DX Mark III ile beraber F8 diyaframlarında yani extender kullanımında bile burada tam 65 adet netleme noktasını kullanabiliyoruz. Yani artık extender kullanımı da bu makinayla bir problem değil. Evet, odaklama teknolojilerine eklemek istediğim bazı noktalar var. Bu makinede videonun başından beri hep DigitX işlemci olduğunu söylüyorum. Ancak bu makinede bir tane de Digit 8 işlemci var. Peki bu işlemci ne işe yarıyor? Bundan da hemen bahsedelim. Bu işlemci bu makinenin içerisindeki tüm AF sistemini ve aynı zamanda ölçümleme sisteminin çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani makinamızda aslında iki tane işlemci var. DigitX işlemcisi makinenin tüm işlemlerine yardımcı olurken Digit 8 işlemcisi burada sadece otomatik odaklama ve ölçümleme konusuna yardımcı oluyor. Burada 1DX Mark III ile beraber hayatımıza katılan bir diğer yeni özellik ise derin öğrenmeli AF teknolojisi. Bu nedir peki? Bundan da size biraz bahsetmek istiyorum. Makinamızda biliyorsunuz şu anda halihazırda yüzden bir odaklama var. Gözden bir odaklama var ve aynı zamanda kafayı da takip ediyor. Böyle bir durumda ne oluyor? Siz buradaki deklanşörü yarım bastığınız zaman aslında makine derin öğrenmeyi başlatıyor ve ekranda hareket eden tüm objeleri analiz ediyor ve hareketlerini aslında tahmin etmeye çalışıyor ve böylelikle çok daha tutarlı bir AF performansı bu makinede bizlere sunulmuş. Aynı zamanda gövdesinde birazdan bahsedeceğiz. Burada yepyeni bir teknolojiye sahip AF10 tuşumuz var. Bu da şöyle düşünülebilir. Bir mouse'un arkasında hani lazer vardır ya, aynı onun mantığında çalışıyor arkadaşlar. Baş parmağınızla bütün AF noktalarını çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani eski teknolojilerde biliyorsunuz hep bir joystick vardı. Joystick yardımıyla yapıyorduk buradaki bu AF nokta değişimlerini. Ancak burada artık 1DX Mark III ile beraber çok güzel, çok inovatif bir şekilde burada bu tuşu görüyoruz. Biliyorsunuz ben şu anda bu arada bu videoyu Canon EOS R ile çekiyorum. EOS R'ın üzerinde böyle bir touch bar var. Bu touch bar aslında ilk başta herkesin çok hoşuna gitmişti ama sonrasında bazı kişiler bunu çok beğendi, bazıları beğenmedi. Ben açıkçası fazla kullanmıyorum. Ancak yeni teknoloji olarak buradaki bu lazer teknolojisi, 1DX Mark III'deki bu teknolojiyi çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, fotoğraf özelliklerin üstünden yavaşça geçtik zaten. Şimdi ise sırada video özellikleri var. Video özellikleri kısmına geldiğimiz zaman aslında Canon 1DX Mark III şu anda Canon'un bizlere sağlamış olduğu en iyi video özelliklerini veren makine oldu. Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. 5.5K 60 FPS video kaydını bizlere sağlıyor ve RAW olarak yapıyor. Yani RAW bir video kaydı bu makinede var. Tabii ki burada ilk olarak akıllara gelecek olan şey şu. 5.5K ile ne kadar bir video çekebiliyorsunuz? Mesela ben şu anda boş bir kart var. Kartımız 128 GB'lık bir kart. Ona da hemen bakalım.
Burada şeyi çok merak ediyorum. Şimdi 5.5K'ya geleceğim. Evet, bulabilirsem geleceğim. Çünkü çok fazla çözünürlük var. Evet arkadaşlar, 5.5 RAW 50 FPS video çekimini 128 GB boş karta tam 5 dakika 53 saniyelik bir kayıt alabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, eğer yani çok uzun bir çekim yapacaksanız bayağı dolu dolu kart almanız gerekecek. Çünkü 5.5K çok ciddi bir çözünürlük. Normalde hani ben biliyorsunuz tüm videolarımı 1080 çekiyorum, hiç 4K'ya bile girmiyorum. Ancak burada artık teknoloji gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. 5.5 ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz yeni dedikodular çıkıyor şimdi. Yavaş yavaş 8K videolar geliyor, 8K kameralar gelecek. Bunlarla ilgili dedikodular yavaş yavaş çıktı. İlerleyen zamanlarda bunlar da aramıza katılacak. Burada şöyle örnekler vermek istiyorum sizlere. 5.5K ile çekim yaptığınız zaman 12 bite kadar çıkıyor bu makine. Çok ciddi bir çözünürlük aslında bu. Renk derinliği açısından. Demin HEV formatından bahsederken 8 ile 10 bitin arasındaki farklardan bahsetmiştik. Aynı şekilde 12 bite çıktığınız zaman da yine renk derinliğiniz inanılmaz derecede artıyor. Bunlara ek olarak makinamız isterseniz 4K'da 60 FPS, 4K'da 30 FPS ya da 1080'de Super Slow Motion videoyu da bizlere sağlıyor arkadaşlar. Super Slow Motion'da Dual Pixel CMOS AF'nin de çalışıyor olduğunu söylemek istiyorum. Bu da yine son kullanıcılar tarafından çok istenen özelliklerden bir tanesiydi. Ve tabii ki yine akıllarda hep bir soru var. Canon 4K ya da 5.5K'yı çekim yaparken acaba bir crop yapıyor mu? Hayır arkadaşlar, herhangi bir crop yok. Artık Canon 1DX Mark III ile beraber 4K'daki crop mevzusundan da kurtulmuş oluyoruz. Bunu da buradan müjdesini vermek istiyorum sizlere. Bunlara ek olarak C-Log çekim de yapabiliyoruz. Peki C-Log çekimle normal çekim arasında ne tarz farklar var? Onlardan hemen bahsedeyim. Burada eğer C-Log çekim yapmazsanız 8 bit çekim yapıyorsunuz videoda. Ancak C-Log'u açtığınız zaman 10 bite kadar yükselebiliyor. Aynı zamanda buradaki sıkıştırma formatımız da değişiyor. H264 çekerken H265 çekim yapıyoruz. Bu da yine önemli bir nokta. Çünkü 4K video çekimi yaparken biliyorsunuz özellikle hafıza kartında çok fazla yer problemi yaşayabiliyorsunuz. Ancak H265 öyle güzel bir sıkıştırma yöntemi ki herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadan kayıtlarınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bakımdan da yine C-Log olması bu tarz bir makinede özellikle videograferlar tarafından çok istenen bir özellikti. Bu makinamızda bu özellikte bulunuyor. Bu arada C-Log kısmına eklemek istediğim bir diğer özellik var. Burada eğer C-Log'u kapatırsanız BT-709 renk gamutuyla çekim yapıyorsunuz. Ancak C-Log açıldığı zaman BT-2020'ye kadar burada renk profilimiz yükseliyor arkadaşlar. Bu da yine özellikle renk atarken DaVinci'de ya da Premiere'de renk atarken çok daha kaliteli ve bu renk geçişini sağlarken çok daha güzel bir şekilde renk tonajını sağlayabiliyorsunuz. Bu da yine çok önemli özelliklerden bir tanesi. Burada demin sizlere çözünürlüklerden bahsederken bazı noktalardan bahsetmiştim ancak yine atladığım bir konu var orada. Ondan da bahsetmek istiyorum. 4K 60 FPS ve 5.5K video çekimi yaparken makine AF yapmıyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu tarz çekimler yapacaksanız burada focus peaking ya da buradaki odak rehberini kullanabiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapmışlar. 4K 60'ta eğer full frame'i kullanırsanız bir çözünürlük kaybınız yok. Biliyorsunuz ancak AF'ye gidiyor. Burada AF'ye de ihtiyacınız varsa 4K 60'ta yapmamız gereken şey crop modunu açmak. Crop modunu açtığınız zaman burada 4K 60'ta AF'yi de kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, genel olarak 1DX Mark III'ün teknik özelliklerine baktık. Şimdi ise gelin biraz gövdesinden size bahsedeyim. Tabii gövdesinden size bahsetmek için öncelikle boynumuzdan çıkaralım. Burada gövde yapısına baktığınız zaman aslında klasik bir 1DX gövdesini görüyoruz. Gerçekten tank gibi arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu makinayı suya atın, bir şey yapın, hiçbir şey olmuyor. Çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ama tabii ki su geçirmezlik garantisi yok. Bunun da yine altını çizelim. Yani makineyi alalım, denize girelim, yapmayın bunu makinayla. Tabii ki işin şakası bir yana arka tarafına baktığımız zaman çok benzer bir yapısı var. Burada dikkatimizi çeken iki tane nokta var arkadaşlar. Birincisi demin bahsetmiş olduğum AF10 tuşu. Bu tuş aslında optik bir sensör. Burayı istediğiniz gibi bir touchpad gibi kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Özellikle otofokusu ayarlarken, noktaları ayarlarken işimizi çok kolaylaştırıyor. Çok güzel, kullanışlı bir tuş yapmışlar buraya. Tabii isterseniz siz yine geleneksel olarak buradaki joystick tuşunu da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir gerçek de var. Makinamızı açtığımız zaman şöyle arka taraftaki LCD'den de bahsetmek istiyorum. Arka taraftaki LCD'miz artık tamamıyla yenilendi. 2.1 milyon renkli çözünürlüğe sahip bir ekranımız var. Gerçekten çok iyi bir çözünürlüğü var bu makinenin. Gövde ağırlığına geldiğimiz zaman aslında bu kadar yeni teknolojiye sahip olmasına rağmen gövdesi 1DX Mark II'ye göre
tam 100 gram daha hafif arkadaşlar. Biliyorsunuz bu makineler çok özel makineler. Gövdeleri tamamıyla magnezyumdan yapılıyor ve içerisinde çok ciddi teknolojiler barındırıyor. Ancak buna rağmen tamamıyla yeniden yapılanan bir mühendislik sayesinde 100 gram gibi bir hafiflikte burada yine 1DX Mark III kullanıcılara sağlanmış arkadaşlar. Yan tarafına geldiğimiz zaman burada çeşitli giriş ve çıkışlar görüyoruz. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. VFT girişimiz var. Yani bu cihaza harici olarak bir Wi-Fi adaptörü alabiliyorsunuz. Bu arada bahsetmek istiyorum. Bu makinenin kendi gövdesinin içinde de bir Wi-Fi menüsü var. Yani harici bir VFT adaptörü almadan da telefonunuzla bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Mikrofon ve kulaklık girişleri, uzaktan kumanda girişimiz, flash girişi, HDMI girişimiz ve aynı zamanda USB girişimiz ve internet portu da yine 1DX Mark III'te bizlere sunulan tüm giriş ve çıkışlar. Pil kısmına geldiğimiz zaman ise şöyle göstermek istiyorum size. Pilimiz LPE19 arkadaşlar. Biliyorsunuz LPE19 1DX Mark II ile aramıza katılmıştı. Burada gerçekten inanılmaz büyük bir iyileştirme yapılmış. Bu iyileştirme de şöyle. Normalde 1200 kareyi fotoğraf çekimini sağlarken 1DX Mark II ile 1DX Mark III'e geldiğimiz zaman ise burada artık bu pil oranı 2800'lere kadar çıkmış. Yani makinenin pilini öyle bir optimize etmişler ki burada aslında 1200'lerden 2800'lere çıkılmış. Yani iki katından fazla bir geliştirme de söz konusu. Evet arkadaşlar, makinalara baktığımız zaman gerçekten çok ciddi şekilde gelişiyorlar. Hatta şu anda işte bazı dedikodular var. Artık Canon burada EF serisine, yani DSLR line-up'ına, DSLR ürün gamına daha fazla yatırım yapmayacağı gibi dedikodular dolaşıyor ortalıklarda. Burada baktığınız zaman bunun en büyük kanıtı budur bence. Çünkü Canon 1DX Mark III şu anda gerçekten bu piyasaya güven veren bir makine. Şu anda tüm profesyonellerin sahip olmak istediği bir makine haline geldi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, peki ya sizin bu makine hakkındaki yorumlarınız neler? Hepsini yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Emre'ye de tekrardan çok teşekkür ediyorum bu videoyu çekmeme yardımcı olduğu için. Görüşmek üzere.